Burada var mı? Bak. Buyurun, ne olduğunu bir anlatın bana önce. Bir hafta 10 gün kadar önce benim evimden 2-3 apartman öteye bir köpek bağlandı apartman girişine. Köpek sürekli havlayarak dikkatimizi çekti. Gece de uyuyamadık. Gidip baktığımda, kendim de iki köpeğim var, zaten onları da gezdiriyorum. Sürekli oradan geçiyorum. Gidip baktığımda köpeğin çok kötü koşulda olduğunu gördüm. 60 santimlik demir bir zincir. Boynunu kesecek şekilde tırtıkları var. O köpek terbiyesinde kullanılanlar da. Asla köpek gezdirilmiyor. Önünde yemek yok, mama yok. İyi başlamamıza rağmen sonradan çok iyi bir ivmeyle başarıya doğru koşuyoruz. İnşallah gittiğimiz yerde, şu anda zaten 5. sıradayız. Biz Avrupa'ya gitmeyi artık gözümüzü kestirdik. İnşallah da bunu başarabileceğiz. Şu anda 4. sırayla da 6. sırayla da arada 4'er puan fark var. Baktığımızda aslında ben 4.lük içinde ciddi bir potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. İnşallah bakalım. Bir Avrupa'ya gitmek gerçekten takım havasını değiştirir ciddi şekilde. Biz de bunu istiyoruz zaten. Şöyle söyleyeyim. Ben en kötü sonuçları aldığımız dönemde bile, ligin sonuncusu olduğumuzda 3 puanla 8 maçta, o dönemde bile hep takıma inandım. Baktığınızda takımın kalitesi, oyuncuların kalitesi gayet iyi bir yerde. Ve sezon başından beri söylediğim, o önemli olan o dengeyi oturtmaktı. O yapıdaki başkan olsun, hoca olsun, oyuncular olsun, bir denge, bir ahenk olmasıydı. Ve ben bunu oturttuktan sonra zaten başarının geldiğine inanıyorum. Çünkü ya tesadüf, ben hiçbir şekilde, tabii ki şans faktörü futbolun içerisinde var ama tesadüflere inanan birisi de değilim kolay kolay.